Ali Kara Hasanoğlu 27 Nisan 2022 tarihli köşe yazısı Gezi barışçıl eylemdi diyen ahlaksızlara Gezi isyanı nedir? Sivil gösterimi bir isyan hareketi mi? Masum bir gösterimi sandıktan çıkan meşru hükümeti devirme girişimimi. Sivil direnişti diyenler söylesinler. Sivil direniş dediğiniz o olaylar sırasında Ali İsmail Korkmaz ölmedi mi? Etem Sarı Sülük ölmedi mi? Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalıtaş, Ahmet Atakan, Medeni Yıldırım, Hasan Ferit Gedik, İrfan Tuna, Selim Önder, Zeynep Er Yaşar, Serdar Kadakal ve Belkin Elvan ölmedi mi? Nasıl öldü bu kişiler? Sorunsuz, kavgasız, izinli bir gösteri sırasında gökten taşma düştü de öldüler? Komiser yardımcısı Mustafa Sarı nasıl öldü? Barışçıl bir eylemdi de bir komiser yardımcısı niye öldü? Nasıl öldü? Belki Elvan'ın cenazesi sebebiyle bile ölümler yaşandı bu ülkede. Cenaze törenine katılanların sıktığı kurşunla Burak Can Karamanoğlu ölmedi mi? Belki Elvan'ın cenazesini bahane eden Tunceli'deki göstericilerin taşladığı polis panzeri içindeki Ahmet Küçüktağ görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olmadı mı? Belki Elvan'ı bahane eden teröristler tarafından Savcı Selim Kiraz adliyede görevi başında şehit edilmedi mi? Savcının başına silah dayayan teröristlerin bu hareketi Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasından bunu yapmaya mecbur kaldılar anlatımıyla meşru gösterilmedi mi? Evet, gezi isyanı ile ilgili verilen karar yanlış. Gezi isyanına katılan herkes o davanın içinde sanık sandalyesine oturtulmalıydı. Cumhuriyet gazetesinin yöneticileri nerede? Savcıyı şehit eden teröristlerin röportaj adı altında propagandasını Cumhuriyet gazetesinde yapan Ahmet Şık nerede? 231 polis aracı gezi isyanındaki saldırılarda pert olmuş her bir aracı pert edenler birden fazla kişidir ama asgarisinden 231 sanık nerede? 44 ambulans kullanılmaz hale gelmiş. Ambulans bu, ambulans. Halk tanımlamasıyla can kurtaran can kurtaran aracını milletin parasıyla donatılmış 44 ambulansı kullanılmaz hale getirildiği o saldırılar için sivil eylemdir diyen her bir ahlaksızın sanık sandalyesine oturtulması gerekmez mi 46 kamu binası 236 iş yeri milyonlarca liralık zarara uğratılmış rezillere bakın bugün bile her yer taksim her yer direniş sloganıyla halkın evinin dükkanının milyonlarca lira zarara uğradığı saldırıları demokratik tepki diye bize yutturmaya kalk 80 belediye otobüsü, 85 otobüs yakılmış. Protesto hakkı kullanıldı diyor utanmazlar. Sıkı durun. 3 değil, 10 değil, 100 değil. 697 güvenlik görevlisi yaralanmış. Kısa vadede birebir maddi zarar olarak 2 milyar dolar, uzun vadede 200 milyar dolarlık fatura çıkarmışlar bu ülkenin fakir halkına. Utanmıyor, sıkılmıyorlar. Anayasal gösteri hakkıdır diyorlar. Bu ülkede tam da gezi isyanının benzeri cumhuriyet mitingleriyle 2007'de cumhurbaşkanı olması engellenmeye çalışılan, seçilsem bile Çankaya'ya giderken aracının lastikleri patlar diyerek tehdit edilen kişi rezilce savunmalar yapıyor. Kavala ve arkadaşları ile ilgili karar kamu vicdanını çok derinden yaraladı, beni de çok üzdü diyor. Erdoğan'ın altın tepsi içinde kendisine sunduğu koltuğa şimdi başörtü düşmanlarının kullanacakları oylarla oturmayı büyük bir başarı gibi görüp düşleyen adam. Ben kazandım, ben kazandım demek için oysa Allah korusun sen kazansan bile Tayyip Erdoğan düşmanlığı sebebiyle sen kazanacaksın. Çapsız adam. Bunun bile idrakinde değilsin. Bir de utanmadan şu cümleleri sarf ediyorsun. Bu dava yargılama süreci açısından da ileride utanılacak bir yargılama süreci olarak anılacaktır. Osman Kavala gibi servet sahibi bir insan hoş vakit geçirmek yerine insanlık meseleleriyle uğraşmasının bedelini ödüyor. Bu çok acı. Türkiye içinde inanılmaz yük oldu bu karar. İnsan hakları ve hukuk uygulamalarının zaten çok sorgulandığı dönemde Türkiye'ye kötülük yapmak isteyenler ancak bu kadar zarar verebilirlerdi. Savcı Selim Kiraz'ın katlinde imzası olan adamlara destek çıkan bu adam bilmiyor olabilir mi? Büyük suçlar önemli makamdakileri işin içine sokarak planlanır. Kavala olmazsa, divan oteli gezicileri açılmasa, büyük büyük iş adamları çapulcuyum tişörtleri giymese, Pensilvanya'dan birileri onlara çapulcu demeyiniz destekleri vermese, 14 yaşındaki çocuklar sokaklara çıkarılabilir mi? Sabahlara kadar polisle çatışması sağlanabilir mi? Aynı ülkenin insanı kendi polisinin aracına taş atabilir mi? Onu yakabilir mi? 70 yaşındaki kaza geçirmiş yaşlı insanların bile ayakkabım çamurlu kirletmeyeyim diye binerken gözü gibi koruduğu ambulansların 44 tanesini birden kim hangi cesaretle kullanılması hale getirebilir? Kavala olmasa, koça gezi ödülü layık görülmemiş olsa, divan oteli günlerce gezicilere bedava hizmet vermemiş olsa, Selahattin Demirtaşlar milletvekilleri destek vermese, şimdi Abdullah Güller, Kemal Kılıçdaroğlu'lar sanıkları koruyup kollamasa, bir başka benzeri isyan hareketinde polislerin taş yağmuruna tutulması girişimlerinde kim sokağa çıkıp bu saldırılara katılabilir? Gezi, sivil halk hareketiymiş. Ali İsmail'ler, Berkin Elvanlar, komiserler, polis memurları evlerinde uyurken mi öldüler? Son olarak Savcı Selim Kiraz'ın hatrına söylesin orhiyakarlar, Gezi barışçıl eğlenmeydi.